Donguç Ana Haber Bülteni'nden herkese merhaba. Haftalar hızla geçip gidiyor. Bugün 15 Nisan Pazartesi günü gündemde neler varmış başlıklarımızı bir görelim. Önümüzdeki yıl müfredatta yaşanacak değişiklikler. İngilizce tabirler neden yaygınlaşıyor? Liseli gençlerin uluslararası başarısı. Vanlı öğrencilerden farkındalık projesi. Ünlü futbolcuların da katıldığı dev futbol organizasyonu ve en çok sevdiğiniz bilgisayar oyunlarını göreceğiz. Önümüzdeki sene bizleri birçok değişiklik bekliyor diyebiliriz. Onlardan bir tanesi de ortaokul ve liselerde yaşanacak müfredat değişiklikleri. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı geniş çaplı planlamaya göre önümüzdeki yıllar itibaren müfredatta değişiklikler yaşanacak. 9 ve 10. sınıf müfredatında ders sayılarının azalmasına bağlı olarak konularda azalmalar yaşanması, 5, 6, 7 ve 8. sınıf konularında ise bazı yer değişiklikleri olması bekleniyor. Yapılan bu değişikliklerle öğrencilerin ders yüklerinin azalması ve okulda verimin artması hedefleniyor. Bu hafta Tonguç Ana Haber Bülteni'nin konuğu Gri Koç. Hoş geldin Gri Koç. Hoş bulduk. Şimdi benim her şeyden önce merak ettiğim bir soru var. Neden Gri Koç? Neden Gri Koç? Aslında şunun için öğrencilerde hani %10'luk bir kesim var bence. Bunlar beyaz grup dediğimiz kısma giriyor. Bunlar zaten hayali, hedefi yerine böyle tıkır tıkır işler yolunda gidiyor. %10'luk siyah böyle gamsız dediğimiz, hatta bu videoda bir an önce çıkıp gitmek istiyorum bırakın beni diyen bir kitle olabilir. %80'lik de gri bir grup var. Yani bunlar aslında böyle arada bir gaza gelip ya ben başaracağım bu işi deyip ama sonra ileride tökezleyip düşen tayfa diyelim. Biz işte o gri kısmı hep hedef aldık, dedik ki ya bu griden beyaza yolculuğu başlatalım dediğimiz için bu ismi de böyle koyduk. Peki sizin aslında neredeyse uzmanlık alanınız diyebileceğimiz bir konuda sınav stresi. Evet. Sınav stresi yaşayan arkadaşlara böyle birkaç tavsiye vermenizi istesem. Tabii ki öğrencilerde aslında sınav stresinden çok başka bir şey var. Sonuç stresi var bence. Yani kimse sınavla alakalı büyük bir kaygının içinde değil ama sonuçla alakalı çok büyük kaygıların içinde. Ben diyorum ki o güzel insanlara ne olur sonundaki süreci bu kadar düşünmeyi bir bırakın. Tamam bu kolay mı? Değil. Zor bir şey. Ama en azından sonuçla alakalı kısımda korkuları her neyse aile, eş, dost ya da birilerine bu durumu anlatmak vesaire hepsini şöyle bir kağıda yazıp ya ben bunların hepsini kabul ediyorum. Bunlar yaşanabilir ama yaşanmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım derlerse bence o stresten uzaklaşma ihtimalleri çok. Bir rekabet de var. Peki bu rekabeti nasıl aşacaklar? Çok doğru. Özellikle bazı güzel insanlar bu rekabeti çok abartıyor. Hatta anne babalar da çok abartıyor. Yani malum o örneklemeler, kıyaslamalar falan. Şöyle aşılabilir. Kendiyle rekabet etmeyi seçebilir. Çünkü der ki ben rekabeti seviyorum ama kendimle bunu yapacağım. Başkaları değil dediği zaman bu kararı alırsa o zaman işte o yolculuk daha da güzelleşir. Bazen öğrenci arkadaşlarımız derslerin yoğunluğundan, baskıdan en sonunda çalışa çalışa bir yerde bitiyorlar. O motivasyonun bittiği yerde ne önerirsiniz? Şöyle söyleyeyim, bunu aslında sadece LGS öğrencileri, bizler de yaşıyoruz değil mi bazen? Hakikaten birçok şeyden sıkılıp bunalıp artık tamam ya ne olacaksa olsun dediğimiz anlar var ama öyle de kalamıyoruz. Yani öyle de bırakıp salamıyoruz artık ne olacaksa olsun diyemiyoruz. En güzeli birinci dış motivasyon kaynakları var. Onlara başvurabiliriz. Nedir o? Çok sevdiği bir kitap olabilir. Biraz gezmek olabilir. Ya ailesiyle vakit geçirmek olabilir. Motivasyon videoları olabilir. Birçok şey sayabiliriz. Dış motivasyon kaynakları her zaman işe yarıyor mu? Maalesef o da yaramıyor. Çünkü o da artık sıradanlaşabiliyor. Hatta bana da böyle işleri bazen gelir. Hocam yine mi sen hani ben zaten bıktım hani yine seni görmek istemiyorum diyen de var. Burada başka bir şeye dönmek lazım. O da bence en güzeli. Hani öz motivasyon, iç motivasyon dediğimiz başka bir şey var. Yani amacı neydi? Bir hayalin neydi? Niçin bu yoldaydı? Orayı unutmayalım diyorsun. Kesinlikle unutturmamalı. Yani bu bir metafor kullanabilir. Mesela bir hayaliyle alakalı bir fotoğrafı karşısına kocaman yapıştırabilir. Bu da sıradanlaşıyor ya bazen. Onu bile kaldırıp yeniden o fotoğrafı çıksın alabilir. Ekran fotoğrafını değiştirebilir. Ama buradaki amaç İç motivasyonu hatırlatan şeyleri bir kez daha ortaya çıkarmak. Onu hatırlatmak için bazen bir kağıt kalemle saatlerce yazabilir. Ben bunun için bu yoldaydım. Buraya kadar geldim ve bırakmıyorumu hissettirirse o zaman bu yolda daha dik durması emin olun çok daha rahat olacaktır. Umuyoruz hocam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Sizlere çok sağ olun. Tonguç Ana Haber Bülteni'nde bu hafta Gri Koç'u konuk ettik. Çok da güzel bir sohbet oldu. Şimdi tüm hızımızla devam ediyoruz. Yapılan araştırmalara göre öğrencilerin bazı İngilizce kelimeleri Türkçelerinden daha fazla kullandığı saptanmış. Neden Türkçesi varken İngilizcesi kullanılır hiç anlamam. Okey benim problemim değil. Haberimizi görelim. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sibel Selçuk'un 48 öğrenciyle yaptığı çalışma Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel sayısına yer aldı. Yabancı kelimelerin kullanım sıklığı ile ilgili yapılan araştırmada öğrencilerin %16'sı güle güle kelimesini kullanırken %40'ı bay bay diyor. Ayrıca öğrencilere sosyal medyada yazışırken yazım noktalama kurallarına dikkat ediyor musun diye sorulduğunda %92'si büyükleriyle yazışırken buna özen gösterdiğini söyledi. Gençler arkadaşlarıyla yazışırken ise bu oran %8'e düşüyor.
Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz 23 Nisan yaklaşıyor. 23 Nisan geleneksel resim yarışması Tonguç Akademi Instagram hesabında başladı. Katılmak isteyen arkadaşlar Tonguç Akademi Instagram hesabına gidebilirler. Bursa'ya gidiyoruz. İskender'i çok güzel. Konumuz şu an o değil. Bursa'da liseli öğrenciler Mars'taki insansız araca benzeyen robot icat etmişler ve ödül kazanmışlar. Bursa Tüzük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İstanbul'da düzenlenen Uluslararası First Robotic Competition yarışmasına katıldı. 6 haftalık süre içerisinde Mars'taki insansız hava aracına benzeyen bir robot tasarlayan öğrenciler katıldıkları bu prestijli yarışmadan 4. ödülü alarak ülkemizi gururlandırmayı başardı. Robotu yapan 13 kişilik grupta bulunan Ahmet Dönmez, robotumuz belirlenen yüksekliğe kendi başına çıkıp aldığı malzemeyi belli bir noktaya atabiliyor. Robotumuz geliştirilirse Mars'ta kullanıma uygun hale gelebilir diyerek projelerine olan güvenini ifade etti. Van'da ortaokulu öğrencileri görme engelli insanlarla empati kurabilmek adına bir etkinlik düzenlemişler. Onu izleyelim. Van'ın Gevaş ilçesi Güzel Konak İmatip Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları Çekirdekten Yetiştir, Değişim Başlat projesi kapsamında farklılıklara saygı etkinliği yaptı. Rehberlik öğretmeni Hatice Karasakal eşliğinde projelerini gerçekleştiren öğrenciler gözleri kapalı bir şekilde resimler yaptı ve ayrıca bir de resim sergisi açtı. Projemizin amacı farklılıklara tahammül edilmediği için doğan çatışmalardan kaynaklı birlik ve beraberliğin bozulduğunu gördük. Küçük yaştan itibaren farklılıklara saygıyı halka yayarak bir değişim başlatmak istiyoruz. Bu değişimle birlikte daha güzel bir gelecek istiyoruz. Öğrenciler kısa filmler ve farklı sanatsal etkinlikler yaparak insanları engelli bireylerle empati kurmaya çağırıyor. Bu güzel etkinlik için arkadaşlarımızı gönülden kutluyoruz. Bu haftanın konuğu din kültürü hocamız Kadir Hoca yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İlk sormak istediğim soru şu, din kültürü yazılısına nasıl çalışmamız gerekiyor? Öncelikle bütün öğrenci arkadaşlarımıza merhaba diyorum. Hepsine sevgiler gönderiyorum. Her yazılıya çalışmada olduğu gibi öncelikle deftere ve ders kitabına çok dikkatli çalışmalarını tavsiye ederim. Ders kitabından anahtar kelimeleri tek tek çıkaracak şekilde kitabı satır satır okusunlar. Bu anahtar kelimeleri ayrı bir cetvele dökümünü çıkartıp anlamlarıyla beraber yazabilirler. Ve bunları gerekirse kodlayarak kafalarında yerleştirmelerini tavsiye ediyorum. Peki okul kitabının dışında hangi kaynaklardan yararlanabilirler? Tabii ki yani din kültüründe dinimizin ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i okumalarını tavsiye ederim. Hem bu dünyalarını hem derslerini hem de diğer dünyalarını faydası olacaktır. Ders kitabında Kur'an-ı Kerim'e referans yapılan ayetleri Kur'an'dan okuyarak, manalarını meallerden, tefsirlerden de araştırarak ve o konuları Kur'an'dan takip ederek çalışmalarını tavsiye ediyorum. Son zamanlarda arkadaşlarımızdan çok sık aldığımız yorumlardan biri LGS'nin Ramazan'a denk gelmesi. Oruç tutmak isteyen arkadaşlar var. Bu konuda ne tavsiye verebiliriz? Sınavın sabahın çok erken saatlerinde olması aslında belki de zihinsel herhangi bir yetersizliğe sebep olacak bir sonuç ortaya koymayacaktır. Yani öğrenci arkadaşlarım bundan negatif etkileneceğini sanmıyorum. Ama eğer kendisine zarar vereceğini, yani mental anlamda yoracağını düşünen arkadaşlar varsa kaza alternatifini kullanabilirler. Dinimiz hiçbir zaman kişiye kaldırabileceğinin üzerinde bir yük yüklememiştir. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değer bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Tonguç Haber tüm hızıyla devam ediyor. Sokak futbolunun en güzel yanı kendine has özellikleri olması. Topu atan alır. 3 korner, 1 penaltı. İşte hem bu geleneği yaşatmak için hem de gençleri spora yönlendirmek için Diyarbakır'da çok güzel ve büyük bir organizasyon gerçekleştirildi. 5 devre, 10 biter. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 5'te devre 10'da biter sokak futbol organizasyonu dev bir kapanış töreniyle tamamlandı. Yaklaşık bir ay süren ve farklı yerlerden 1100 öğrenciyi futbolla buluşturan projenin finalinde Tuncay Şanlı, Ahmet Dursun, Emre Aşık gibi birçok eski futbolcu da yer aldı. Hem ihtiyacı olan çocuklara hem de onları spora teşvik etmek çok önemli. Umarım böyle organizasyonlar daha fazla olur, daha fazla artırılır ve imkanlar sunulur. Buradan da birçok ülke futboluna belki genç yetenekler çıkacak. Onları bulmak açısından da çok önemli. Çok güzel bir organizasyon. Teşekkür ederim. Öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora ve sosyal aktivitelere yönlendirmeyi amaçlayan 5'te devre 10'da biter projesi öğrenciler tarafından oldukça büyük ilgi gördü. Ben çok sık oyun oynayan biri değilim. Ama haftada bir arkadaşlarla pes atmazsam içim rahat etmiyor. Fena da değilim ha. 5 atıp yolluyorum hepsini. Konu oyunlardan açılmışken en sık oynanan oyunlara şöyle bir göz atalım mı?
Birinci sırada PUBG var. Özellikle son dönemlerde çılgınlar gibi oynanan oyunlardan bir tanesi. İkinci sırada LOL var. Üçüncü sırada Minecraft. Dördüncü sırada Fortnite. Ve beşinci sırada CSGO var. Peki sizin en çok oynadığınız oyun hangisi? Bunu öğrenmek için muhabir arkadaşımıza bağlanıyoruz. En sevdiğin oyun hangisi? En sevdiğim oyun GTA 5. Merhaba, en sevdiğin oyun hangisi? PUBG. Senin en sevdiğin oyun hangisi? LOL. Merhaba, PUBG Mobile. Nasıl, iyi oynuyor musun? Yani 27 kill'le rekorum. Zula. Nasıl, iyi oynuyor musun? Evet, baya. PUBG. PUBG. Fortnite'da oluyor zaten. Ya PUBG. Öyle. Fortnite. Nasıl, iyi oynuyor musun? Yani. PUBG. Nasıl, iyi oynuyor musun? PUBG. Helix Jump. PUBG. En sevdiğim oyun LOL. Peki nasıl, iyi oynuyor musun? Sayılmaz. Ama idare ediyorum yani sonuçta. Aksiyon dolu oyunları seviyorum bir de. Evet, arkadaşlarımızın en çok hangi oyunları sevdiğini izlemiş olduk. Sizler de en sevdiğiniz oyunu yorumlara yazabilirsiniz. Tonguç Haber'in bu hafta da sonuna geldik. Ama üzülmeyin, haftaya tekrar beraber olacağız. Hoşçakalın.